Vicdansızlığın en net görüntülerinden biri var sırada. 54 yaşındaki kalp hastası Recep Yiğit bir şehir eşkıyasının saldırısına uğradı. Yalvarmasına hastayım demesine rağmen öldüresiye dövüldü. Yaşadığı o dehşet anlarını da Şov Haber'e anlattı. Can bir serseri ya adam ya. Hayvan gibi böyle saldırdı adam. Şehir eşkıyası kalp hastası adamı acımasızca öldüresiye dövdü. Ben de hemşerim rahatsızım, kalp ameliyatı var mı oğlum dedim. Git işine bak dedim ya. Öyle demeye kalmadı, arabadan aşağı indi, beni darp etmeye başladı. Yalvardı, yakardı ama insanlığını kaybetmiş o zorbaya dinletemedi. Yere düştüm, yere düşüşünde taşa kafamı böyle vurdu. Burnum kırıldı, boynum kırıldı. Ondan sonra işte buradan kan fışkırıyor. Ya dedim, bu ne kardeşim, sen nesin dedim ya. 54 yaşındaki Recep Yiğit aracıyla Pendik'te ilerliyordu. Arkamdan geldi. Lan şerefsiz dedi, benim önüme niye geçtin, ben niye görmedim dedi. Abi ben seni görmedim dedim. Kusura bakmadım. Recep Yiğit hemen arka sokaktaki evinden çıkmış, iş yerine doğru geliyordu ve yaklaşık 200 metre aşağıdaki kavşakta işte o yol verme tartışması yaşandı. O şehir magandası Recep Yiğit'i bu noktaya kadar takip etti, aracından indi ve yaşlı adamı tam da bu noktada iki eliyle tutup darp etmeye başladı. Adamı yüzüstü işte bu taşa doğru fırlattı. Önce yumruk attı, ardından da yaşlı adamın yüzünü betona vurdu. Aslında olay basit bir yol isteme, yol verme tartışmasıyla başladı ama Recep Yiğit'in şanssızlığı belki de tam bir şehir magandasına denk gelmesi oldu. O tartışma büyüdü ve o maganda Recep Yiğit'i tuttuğu gibi yere fırlattı, dakikalarca darp etti ve işte bu yaşlı, engelli ve hasta adamı bu hale getirdi. Recep Yiğit'in yüzü tanınmaz hale geldi. Maganda'nın saldırısını anlatırken içindeki öfke gözyaşlarına dönüştü. Yani ben üzülüyorum yani böyle bir şey. Yani genç de bir adam yani evet, babası yaşındasınız neredeyse. Dedim ki kardeşim ben amel ettim. Yani bunu söyledim yani. Ya size bir şey olsaydı orada. Olabilirdi yani adam... Belki ben adama belki karşılık verseydim belki adam beni öldürecekti. Ölümün eşiğinden dönen Yiğit 25 gün rapor aldı. Polis de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyip şehir zorbasının peşine düştü. Yani devlet bunu gereğini yapacağına ben eminim.